kaçınılması gereken önemli noktalardan biri değişimin hemen gerçekleşmesini beklemektir. Mesela eşinizdir. Bu süreçte eğer yapılma değil diye yapılmayana odaklanırsak bireyin motivasyonu kırılır ve değişim beklemektir. Nasıl güzel. Fakat değişime direnen temel dinamikler vardır. Dine inancı, yaşayış... Biz Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak bize gelen sorular yüz yüze ve gerekse telefona gelen sorulara baktığımız zaman genellikle karı ve kocanın birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmemeleri, aldatma olaylarının çok olması, işte öfke kontrolünün olmaması, bundan dolayı birçok evlilikte bozulmaların ve yıkılmaların olduğunu görüyoruz. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye İstatistik Verilerini yapmış olduğu araştırmaya göre son 10 yılda yaklaşık 6 milyon insan evlenmiş ve bunun 1 milyonu boşanmış. Burada gördüğümüz gibi çok yüksek bir rakam maalesef. Bizler de Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda bu evlilik oranlarının azalması ve boşanmaların artmasından dolayı duymuş olduğumuz kaygıdan dolayı ailelere yönelik bir takım eğitimler yapmaktayız. Özellikle evlilik öncesi eğitimler, aile eğitim programları kapsamında çalışmalarımız var. İnsanlara hak ve sorumluluklarını hatırlatma, yaşadıkları bir problem karşısında birbirleriyle anlaşma yoluna gitme, çözüme kavuşturma noktasında onlara rehberlik etmeye çalışıyoruz. Ve yuvaların yıkılmaması, ailenin korunması bizim için öncelikli konu olduğu için bu yönde onlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Tabii belli bir noktaya kadar yardımcı olabiliyoruz. Bundan sonrasında da kendilerini aile danışmanlarına veyahut da psikologlara yönlendiriyoruz. En azından birbirleriyle iletişimlerini daha iyi yapabilmeleri için bu konuda onlara yol gösteriyoruz. Bize gelen sorunlara göre baktığımızda aile içinde çatışmalar yaşanıyor. Aile büyüklerinin evliliğe müdahale etmesini çok görüyoruz. Bunun yanında ekonomik sorunları çok fazla görüyoruz. Gençlerde az önce sizin de bahsettiğiniz gibi televizyon dizilerinde izledikleri hayata özenme, aşırı beklentilerin olması, bu tür yönde bir beklentilerin olmasından dolayı da kendi hayatlarında da bunu göremedikleri zaman o zaman evliliklerde çatırdamalar yaşanıyor. Ailelere eğitimin verilmesi, küçük yaştan itibaren annenin ve babanın çocuklarına örnek olacak yaşantı sergilemesi gerekiyor. Çocuk evde ne görürse onu aynen uyguluyor. O yüzden anneye ve babaya çok görev düşmekte. Ve bu konuda da biz hani ailelerin eğitimine önem vermeye gayret ediyoruz. Bunun yanında evlilik öncesi eğitimler, evlilik okulları bu konularda da çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanların öfke kontrolüne sahip olmaları, birbirlerinin düşüncelerine saygı göstermeleri, empati kurmaları, kişiler arasında iletişim kurmayı çok iyi sağlamaları gerekiyor. Herhangi bir problem olduğunda o problemi çözme yeteneğine sahipse insanlar, o zaman yaşadıkları problemler karşısında en azından birbirlerini kırmadan, incitmeden o problemin telafisi yoluna gidebilirler. Bunun için evlilik öncesi okullara çok önem veriyoruz. Aynı zamanda aile eğitimleri dediğimiz birçok sosyal tesiste, Kur'an kurslarında ve camilerde aile içi iletişim kursları düzenliyoruz. Kişilerin kendi öfkelerini kontrol edebilmeleri, kendi kişiliklerini geliştirebilmeleri, iletişim becerileri kurabilmeleri noktasında da gayret göstermeleri gerekiyor. Biz de Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak bu yönde gayretlerimiz devam ediyor. Toplumun en küçük temel yapı taşı aile. Ailenin hem bizim dinimizde hem de toplumumuzda çok önemi var. Eğer bir toplumda aile sağlam ve iyi olursa o toplumdaki insanlar da mutlaka rahat ve huzurlu bir hayat yaşayacaklardır. O yüzden ailelerin sağlam olması, ailenin düzgün bir şekilde kurulması ve o ailenin düzgün bir şekilde devam etmesi bizim için çok önemli. Her ailede mutlaka çatışma yaşanacaktır. Yani sorunsuz evlilik yoktur. Dört dörtlük bir evliliği bulmak mümkün değildir. Önemli olan herhangi bir problem yaşandığı zaman bu problemi çözme yoluna gitmek, iletişim kurarak karşıyı rencide etmeden, yargılamadan, eleştirmeden, ona hakaret etmeden
kendimizin duygularını ifade ederekten o sorunu çözmeye çalışmak gerekiyor. Yani toplumdaki bu huzurlu ve mutlu bir aileyi kurabilmek için mutlaka insanların birbirleriyle düzgün bir iletişim kurmaları gerekiyor. Yani eğer bizler iletişim kurma becerisine sahipsek, hangi problemi yaşarsak yaşayalım, mutlaka o problemi çözeceğizdir. Bir ailede mutlaka olması gereken temel değerleri biz şöyle sınıflandırıyoruz. Sevgi önemli, saygı, sorumluluk, sadakat, sabır ve hoşgörü. Bunlar mutlaka bir ailede olması gerekiyor. Sevginin olmadığı, saygının olmadığı, eşlerin birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmediği bir ailenin mutlu olması düşünülemez. O yüzden saygılı olan ve birbirlerine karşı sabırlı olan bir ailede de mutlaka huzur ve mutluluk sağlanacaktır. Yani boşanmaların çok yoğun olarak yaşandığı günümüzde ve aile içerisindeki problemlerin çok yoğun olarak gördüğümüz şu günlerde aileyi kurmak önemli, fakat aile kalmak ondan çok daha önemli. Aile kalabilmek için de kişilerin birbirlerine karşı sorumluluklarını mutlaka yerine getirmeleri, sevgi, saygı ve sorumluluk ve sabır çerçevesinde de kendilerine düşen görevi mutlaka yerlerine getirmeleri gerekiyor. Evet, gerçekten evlilik çok zorlaştırılıyor. Özellikle Peygamber Efendimiz'in dönemine baktığımız zaman insanlar hani çok rahat bir şekilde evlilik yapabiliyorlardı. Fakat şimdi günümüz şartlarında her şeyin dört dörtlük olması bekleniyor. Bütün eksiklerin, ihtiyaçların karşılanmış olması ve çok daha lüks bir hayat beklentisi olduğu için insanlarımızda. Dolayısıyla bazıları da evlilik hayatını işte akademik kariyer yapmak düşüncesiyle geciktirmekte. Bundan dolayı da evlilik hızında bayağı bir azalma meydana gelmiş durumda günümüzde. Bizler eğer evliliği kolaylaştırırsak, fazla lükse, israfa kaçmadan evliliklerimizi yaparsak çok daha rahat bir şekilde gençlerimizin evlenmesini sağlayacağız.